Herkese merhaba. Nefis Tatlı Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sütlü lavaş tarifini hazırlıyorum. Bu yöntemle lavaşlar 6 kat birden pişiyor. Hem kolay hem de lezzetli. Bu yöntemi öğrendiğimden beri lavaşları bu şekilde pişiriyorum. İşimi oldukça kolaylaştırıyor. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağı ve 5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Lütfen unu kontrolle ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet 5 su bardağı unun tamamını ilave ettim. Bu aşamadan sonra spatula içerisinden çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamur özleşene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Evet hamurun kıvamını sizler de görüyorsunuz. Yumuşacık bir hamur elde ettim. Ortalama 3 dakikadır yoğuruyorum. Hamuru havalandırdıkça yoğurma kabını bırakıyorsa, temizleniyorsa hamuru güzel yoğurmuşuz demektir. Birazdan ellerimi temizleyeceğim ve hamurun kıvamını yakından sizlere de göstereceğim. Evet, hamuru yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerini kapatıyorum ve 10 dakika boyunca dinlendiriyorum. Masanın üzerine bir miktar un serptim. Hamuru masanın üzerine alıyorum ve 18 eşit parçaya bölüyorum. Şimdi bezeleme işlemine geçeceğim. Hamuru yuvarlıyorum ve beze haline getiriyorum. Burada da bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladım. Bezeleri bir köşeye kaldırıyorum. Hemen beklemeden açma işlemine geçtim. Bezenin altına ve üstüne çok az miktarda un serpiştirdim masaya yapışmaması için. Küçük boy ser tabağı ebatında tüm bezeleri açıyorum. Lavaş yapmak istediğimde hep bu yöntemi kullanıyorum. Altışar olarak pişiriyorum. Hatta fazla fazla yapıp buzluğumda muhafaza ediyorum. Gerçekten hem pratik hem de çok lezzetli oluyor. Sizler de bu yöntemle çokça lavaştan hazırlayıp buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bezelerin tümünü açtıktan sonra yağlama işlemine geçiyorum. Yanıma yarım su bardağından biraz daha fazla sıvı yağı aldım. Bezenin ilkinin her tarafına gelecek şekilde yağ sürüyorum. Tekrardan diğer bezeyi üzerine kapattım. 6 tane bezeyi de aynı işlem uyguluyorum. Yani altışarlı üçer grup yapıyorum. Bu işlemde oldukça kolay. Ben sıvı yağ kullandım. Sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Videomu bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Evet yağlama işlemini de tamamladıktan sonra yine beklemeden açma işlemine geçtim. Öncelikle parmak uçlarımla bezeyi büyütüyorum. Dilerseniz bu esnada direkt olarak oklava veya merdane de kullanabilirsiniz. Katmanlarını şöyle kontrol ettikten sonra birazdan merdane ile büyütmeye devam edeceğim. Lavaşları tam olarak tavanın ebatına göre büyütüyorum. E, hangi tavayı kullanıyorsanız tavanın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre bezeleri büyütebilirsiniz. Dilerseniz pişirme işlemini ocak üstü sajlarda, elektrikli sajlarda da yapabilirsiniz. Evet ilk bezeyi büyüttüm. Hemen bir köşeye kaldırıyorum. 6 katmanlı olan ikinci bezeyi açma işlemine geçtim. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Asla birbirlerine yapışmayacaklardır. Her tarafına bol miktarda sıvı yağ kullandık. Hamurun kıvamı çok güzel. Bezeleri çok güzel bir şekilde yağladığımız için yapışmayacağı için bu esnada merdane bile kullanmanıza hiç gerek yok. Parmak uçlarınızla bile tüm bezeleri büyütebilirsiniz. Evet, 6 katmanlı ikinci bezeyi de açma işlemini tamamladıktan sonra hemen pişirme işlemine geçtim. Tavayı ocağa aldım. Ne kadar çok büyük tava kullanırsak, lavaşlarımız o kadar çok ince olacaktır. Kızgın tavanın içerisine bezeleri yerleştirdim. Ocağımın ısısını şöyle hafiften orta dereceye getirdim. Çok fazla yüksek derecede pişirmeyelim. Saniyeler içerisinde diğer yüzeyini çeviriyorum üzerindeki ilk bezeyi alıyorum. Oldukça basit bir işlem kendiliğinden kalkacaktır. Görmüş olduğunuz gibi lavaşın bir tanesini hazırladık bile. Şimdi diğer yüzeyini çevirdim. Hemen pişmiş olan lavaş üzerinden alıyorum. Saniyeler içerisinde sürekli çevirerek her pişen lavaşları üzerinden kaldırıyorum. çok fazla bekletmeyelim bekletirsek eğer lavaşlar kuruyacaktır ve birbirinden ayırmakta oldukça güçlük çekeceğiz Hızlı bir şekilde ikinci açtığım lavaşları da tavanın içerisine serdim. Hiç beklemiyorum. Saniyeler içerisinde diğer yüzeyini çeviriyorum. Hemen kızaracaktır. Çok ince, çok narin olduğu için hassas davranıyorum. Gerekli tüm detayları sizler için paylaştım. Açıklamalar kısmına da malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Lavaşların tümünü pişirdikten sonra sıcak sıcak servis için hazırladım. Evet sahneler içerisinde 18 tane lavaş yaptım. Tüketemediğimiz yani kalan lavaşları hemen buzdolabı poşetinin içerisine alacağım ve buzluğa kaldıracağım. Yumuşaklığını sizlerde görüyorsunuz. Dokusu muhteşem lezzeti bir bambaşka güzel. lavaşın hamurunu ne kadar çok uzun süre yoğurursak ne kadar çok güzel yoğurursak tarifimizi yani lavaşları o kadar güzel yapmış olacağız mükemmel esneklikte incecik yumuşacık lavaşlar hazırladık bugünlük de tarifimiz sonuna geldim bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun hoşçakalın